Bir zamanlar duvarlarında çiftçinin kara gün dostudur diye yazan toprak mahsulleri ofisimiz vardı. Hakikaten de o dönemlerde toprak mahsulleri ofisi çiftçinin kara gün dostuydu. Ancak şu dönemlerde, şu günlerde toprak mahsulleri ofisi çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıkmış, adeta iyi gün dostu haline geldiği gibi aynı zamanda da yurt dışındaki üreticilerin de şubesi haline geldi. Bugünlerde buğday hasatının başladığı şu dönemde toprak mahsulleri ofisi buğdayın henüz daha taban fiyatını bile açıklamazken ve son dönemde de 480 bin ton buğdayın tonunu 430 dolardan ithalat yapmışken ithalat sevdasına doymayan, ithalat aşkı bitmeyen AKP iktidarı ve toprak mahsulleri ofisi şimdi de 26 Mayıs'ta 325 bin ton mısır ithalatı yapacağını duyurdu. Ülkemizde mısır üretimimiz 6,5-7 milyon ton. Tüketimimizde 8,5 milyon ton. Aradaki oluşan farkı üretecek bilgi birikimine, çiftçiye, toprağa, iklime, suya sahipken maalesef aradaki farkı ithalat yoluyla gideriyoruz. Bunların ithalat sevdası da böyle devam ettiği için yapılan ithalat rakamlarıyla birlikte bu ithalatlar tarıma, çiftçiye çok büyük bir darbe vurmaktadır. Çünkü üretici tarımdan hızla uzaklaşmaktadır. Üretilen bu mısırların, ülkemizdeki üretilen bu mısırların %75'i hayvancılık sektöründe kullanılmaktadır. Yem olarak kullanılmaktadır. İthalat yoluyla gelen bu mısır pahalıya geldiği için, kendi üreticimizde üretemediği için bunun yansıması tüketiciye olumsuz yansımaktadır. Buradan elde edilen et fiyatları ve süt fiyatları da ithalattan kaynaklı pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla tüketicimiz de bunlardan faydalanamıyor. İthalat sevdalısı AKP iktidarı, Toprak Mahsulleri Ofisi, artık bu ithalat sevdasından vazgeçin. Böyle yapmakla Türkiye'deki tarımı bitirdiniz, üreticiyi bitirdiniz. Bunun arkasında kıtlık oluşur, açlık oluşur. Gelin yol yakınken bu yanlışlardan dönün, üreticiyi destekleyin, tarımı destekleyin, tüketiciyi desteklemiş olursunuz. Aksi takdirde faciaya yol açıyorsunuz. Buradan sizi uyarıyoruz.